Bu sene yağışların bol olması her türlü balığın çok olacağı şeyine getiriyor bize. Kane olarak hani edindiğimiz tecrübelerle yağmurların yağmasıyla ırmaklardan gelen planktonları, bunları yiyen hayvansal planktonlar ve bunları yiyen hamsi çaça bol olması demek. Hamsi palamut balığının bol olması demektir. Bu sene palamut erken başladı kıyı balıkçılığı açısından. Ağustos'un 10'undan sonra bayağı palamut oldu. Bu aralar havaların biraz uygun gitmemesinden dolayı azaldı. Fakat bu sene balıkçılık çok güzel olacak. Özellikle palamutluluk açısından. Ancak şu da var. Palamut balığı çaça ve hamsiyle beslendiği için hamsinin bu sene az olacağını, büyük endüstriyel balıkçılar az olacağını ama palamutun bol olacağını söylüyor. Bizim çıkış noktamız olan Kozlu Balıkçı Barınağı'nda geçen sene 1500 ton balık, her türlü palamut, istavrit ve hamsi olmak üzere 1500 ton balık çıktı. Bu sene biz bunun rekorla kırılacağını tahmin ediyoruz. Kıyı balıkçılığını korumak için halkımıza balık yedirmek istiyoruz. Ancak halkımız ucuz balık yiyemiyor. Sebebi kıyı balıkçılığının yakaladığı balık az balık. Ancak 1 Eylül'den sonra endüstriyel balıkçılar balık yakaladığı sürece getirecekleri bol balığın diğer balıkların fiyatlarını indireceği için kültür balığının da fiyatını indirecektir. Burada halkımız gene palamutu 15 liradan aşağı yiyemez yani. Çünkü akaryakıtın ve masrafların çok olmasından dolayı bu sene balık 15-20 ve yukarı çıkar, aşağıya inmez. Ben 2022-2023 sezonunun balıkçılarımıza bol avlar, bol şanslar ve rastgele diyorum. Endüstriyel balıkçılar bir yandan palamut ağlarını, diğer yandan hamsi ağlarını da onarıyorlar. Ordudan elemanları getirdiler. İşte 1 Eylül'e kadar hazırlık yapıyorlar. Zaten onlar Eylül 15'ten sonra çıkabilir. Ama balık çok güzel. Özellikle inşallah bu sene halkımız geçen sene yiyemedi. Bu sene bol bol palamut yiyeceğine eminiz. Sen yap böyle, şey böyle.